Sultan Galiyev, Orta Asya'daki Türk halklarını birleştirerek sosyalist bir Türk devleti kurmak isteyen Tatar lider. 1892 yılında Baş Kürdistan'ın Elimbetova köyünde dünyaya geldi. İlk eğitimini doğduğu köyde alan Galiyev, 1907'den itibaren Kazan'da eğitimine devam etti. Tatar köylerinde öğretmenlik yapan Galiyev, bir süre sonra çeşitli şehirlerde gazetecilik yaptı. 1917'de Sosyalist Müslümanlar Komitesi'ne katıldı. Müslüman Sosyalistler Komitesi'nin ilkeleri kısaca şöyleydi. Tatar feodalizmi ve Müslüman gericiliğine karşı mücadele, Müslüman Türk halkının Rus egemenliğinden kurtarılması, ulusal kurtuluş ve sosyalizmin bütün Doğu halklarında zaferinin sağlanması. Lenin ve Stalin önderliğindeki 1917 Rus devrimi sonrası Kazan'da yönetimi Bolşevikler ele geçirdi. Kazan'ı yönetecek 20 kişilik bir komite oluşturuldu. Sultan Galiyev bu komitede eğitim halk komiseri olarak göreve başladı. Kazan'daki nüfusun %65'i Tatarlardan oluşmasına rağmen komitede ağırlıklı olarak Ruslar yer almaktaydı. Ve Sultan Galiyev buna defalarca karşı çıkmasına rağmen bir şey değişmedi. 1918'de Stalin'in başında bulunduğu Milletler Halk Komiserliği kuruldu. Sultan Galiyev de Kazan temsilcisi olarak atandı. Milletler Halk Komiserliği'nin amacı Rusya içindeki Türk halklarını Rus devrimine kazandırmaktı. Ve Sovyet Rusya'ya bağlı Müslüman bir Kızıl Ordu kurmaktı. 1918'de Troçki komutanlığındaki Kızıl Ordu ile Çarlık yanlısı Beyaz Ordu arasında bir iç savaş patlak verdi. Galiyev komutasındaki Müslüman Kızıl Ordu ise 50 bin kişilik bir kuvvete ulaşmıştı. Galiyev komutanlığındaki Müslüman Kızıl Ordu, Kazan'ı işgal eden Beyaz Ordu'yu yendi ve Kazan'ı geri aldı. Aynı zamanda Kazan'da bir Müslüman üniversitesi ve Müslüman Kızıl Ordu'ya subay yetiştirmek için Müslüman Subay Akademisi'ni kurdu. Beyaz Ordu ile Kızıl Ordu arasındaki iç savaştan sonra Galiyev Müslüman komiseri görevine getirildi. Böylece Galiyev tanınmış bir komutan ve yetki sahibi bir yönetici haline geldi. 17 Haziran 1918'de Müslüman Komünistler Partisi'nin kuruluş kararı alındı ve Galiyev bu partide yer aldı. Sultan Galiyev Rusya'daki Müslümanların resmi önderi konumundaydı. Ancak Rusya'daki Müslüman örgütlenmesi Stalin'in karşı çıkmasıyla yavaş yavaş güç kaybetti. Sultan Galiyev ise özertliği korumak için direnişe geçti. Ancak süreci engelleyemedi. Müslüman Sosyalistler Komitesi'nin Rusya Komünist Partisi'ne bağlanma kararı çıktı. Bu kararı değiştirmek isteyen Galiyev kongrede Stalin ile bir tartışmaya girdi. Ancak kararı değiştiremedi. Bir süre sonra Müslüman örgütleri merkez bürosunun ismindeki Müslüman kelimesi de çıkarıldı. Müslüman örgütlenmenin resmi olarak yok edilmesi üzerine Galiyev 1919'da gizli bir örgütlenme başlattı. Bu gizli örgütlenmenin amacı Sovyet Rusya'dan bağımsız sosyalist Turan Cumhuriyeti'ni kurmaktı. Galiyev'in yayınlamak istediği birçok makale Sovyet Rusya tarafından sansürlendi. Sovyet Rusya tarafından milliyetçi olmakla suçlandı ve Sovyet Rusya'ya karşı eleştirileri nedeniyle gözden düşmeye başladı. Birçok kongreye katılması engellendi. 1920 yılında Müslüman Kızıl Ordu ortadan kaldırıldı ve buradaki askeri güç Kızıl Ordu'ya aktarıldı. Yetkililerinin kısıtlandırılmasına rağmen Galiyev Rusya'daki Müslüman ve Türklerin haklarını savunmaya devam etti. Stalin Galiyev'i vatan hainliğiyle suçladı ve bütün yöneticilik görevlerinden alındı. Buna rağmen Rusya'daki Türk ve Müslümanların haklarını savunmaya devam etti. Ülküsünden vazgeçmeyen Galiyev 1923'te tutuklandı ve hapishaneye götürüldü. Cezasını belirlemek için toplanan kongrede idam önerisi sunuldu. Rus devrimi sırasındaki hizmetleri nedeniyle bu idam önerisi reddedildi. Troçki ve Buharin gibi isimlerin Stalin'e karşı çıktığı 1925 yıllarında Galiyev bu gruplarla yakın ilişkiler kurdu ve 1928'de ikinci kez tutuklandı ve Stalin'in emriyle idam edildi. Aman imi çivan imi kir yanıma, gizel kir sarayım dolunda. Aman imi çivan imi kir yanıma.